Sevgili seyirciler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yaklaşık bir yıl aradan sonra tekrar sizlerin karşısındayım. Ülkemizde yaşanan çevre sorunları, bu sorunların çözümleri ve arka planları, yani kısacası çevre sorunlarına dair her şey, her perşembe Çevreci Bakış programıyla sizlerin karşısında olacak. Ülkemizin neresinde olursanız olun, yaşadığınız so çevre sorunları bizlere iletebilirsiniz. Biz de buradan tüm Türkiye ile sizlerin adına her perşembe çevreci bakış programıyla paylaşabiliriz. Uzun yıllar Uzun yıllardır ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının en büyüğünü Türk Boğazları'nda yaşanan çevre sorunları oluşturmaktadır. Her ne kadar VTS sistemi kurulsa da, kıyı emniyetindeki önlemler arttırılsa da Türk Boğazları'ndaki yaşanan çevre sorunları giderek devam etmektedir. Örneğin Montreux Sözleşmesi'ne rağmen Son zamanlarda siz de ekranlarda izlemişsinizdir. Bebekte bir marina yapılması gündeme geldi. Bunun dışında ülkemizde yapılması planlanan nükleer santralin atıklarının Rusya'dan Rusya'ya taşınması için Türk boğazlarından geçişi gündemde. Yine 2 yıl, iki yıldan beri çıkarılamayan tüm batıklar yani Şile açıklarında batan geminin batığı hala çıkarılmadı. Ve yani Türk boğazlarında yaşanan çevre sorunları devam etmektedir. İşte Türk boğazlarında yaşanan çevre sorunlarını gündeme taşımak ve tartışmak için bugün ilk programımızın ilk konu olan Sayın Türk Kılavuzları Kaptanları Derneği Başkanı İsmail Akpınar bizlerle birlikte. Öncelikle Sayın Kaptan hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bu e, yayına Türk Kılavuz Kaptanları Derneği ve Türk Kılavuz Kaptanlar adına katılıyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kırmayıp geldiğiniz için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Türk Boğazları'ndaki durum nedir? Ben bir durum tespiti yaptım ama Türk Boğazları'nda her ne kadar önlem alınsa da çevre kirliliği devam etmekte ve tehlike e, örneğin dün haberlere düştü. Rusya'ya e, nükleer santral yapılacak Akkuya ve nükleer santralin atıkları Türk Boğazları'ndan geçirilerek Rusya'ya taşınacak. Bununla ilgili bir değerlendirme yaparsanız açılış evet. olarak. Şimdi e, kılavuz kaptanlar gerçekten e, Türk Boğazları'nın vazgeçilmez en önemli unsuru. Bunu söylemekte fayda var. Çünkü 24 saat e, sürekli görev yaparlar. E, çevreyle ilgili ve diğer e, şeylerle yüklerle ilgili, gemilerle ilgili her şeyi e, gözlerler ve tehlikeli durumlarda rapor ederler. Bir kere Türk Boğazları'nın en önemli parçası İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı Karadeniz'e, Akdeniz'e bağlayan en önemli parçadır. Diğer taraftan e, İstanbul Boğazı tehlike altındadır. Hazar petrollerinin taşınması, diğer taraftan Karadeniz ülkelerindeki ülkelerin ticaretinin artması bunlar hepsi İstanbul Boğazı'nın e, yükünü artırmaktadır. Biz İstanbul Boğazı'nın tehlikeli yu, e, su yolu olmasını istemiyoruz. Bu anlamda nükleer yüklerin de taşınmasını e, bu yolla, İstanbul Boğazı yoluyla taşınmasını istemiyoruz. Çünkü İstanbul Boğazı, UNESCO tarafından Dünya Doğal ve Kültürel Mirasını Koruma Sözleşmesi'ne göre dünya mirası olarak ilan edilmiştir 3000 yıllık tarihiyle. Bu yüzden de 15 milyon insanın tarihi yarımadanın ve tarihin ve doğal hayatın korunması için nükleer yüklerinde taşımasını istemiyoruz. Hatta şu zamana kadar 3 Mart 2015'e kadar, Tehlikeli yüklerin deniz yoluyla taşınmasıyla ilgili bir yönetmelik bile yoktu. E, peki e, sözünüzü kesiyorum. Programa girmeden önce e, ben size bu haberden, dün çıkan haberlerden bahsetmiştim. Nükleer atıkların evet. Türk Boğazları'ndan geçeneceğine dair. Siz de bana demiştiniz ki zaten geçiyor. Yani nükleer atıklar hala hazırda şu anda biz konuşurken bile Türk Boğazları'nda, İstanbul evet. Boğazı'nda, Çanakkale evet. Boğazı'nda geçiyor demiştiniz. Evet. Peki bu yönetmelik yoksa nasıl bir geçiş sağlanıyor? Şimdi bu yönetmelik 3 Mart 2015'te çıktı. Tehlikeli yüklerin deniz yoluyla taşınmasıyla ilgili. Onun öncesinde, şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela örneğin Karadeniz ülkelerinden e, Türkiye'ye İstanbul Boğazı ve Türk Boğazları yoluyla hurda taşınması oluyor. Öner, örneğin bunlar e, nükleer e, maddelerle, e, tehlikeli maddelerle kirlenmiş olabiliyor. Bunların hiçbir şekilde kontrolü yapılmıyordu bu zamana kadar. Şimdi yeni bir yönetmelik çıktı. İnşallah bundan sonra e, bu yönetmelere göre kontrollerin yapılmasını bekliyoruz. Biz ayrıca bu kılavuz kaptanlar olarak bundan biz. Çünkü çıktığımız zaman nükleer e, hurda e, nükleer bulaşma olmuş, kirlenme olmuş, yüklerin taşınması dolayısıyla bizim de tehlike altında olmamız demektir. Yani o contamination'dan biz de etkilenme durumumuz var. Bizim sağlığımız da etkilenme durumumuz var. Ee, i̇lk e, şey olarak insan olarak e, tehlikede olan insanlar zaten biz nükleer yüklerin taşınması durumunda. Ee, peki az önce ben bahsettim programın girişinde. Bebek'te tekne parka hayır diye bebek semt girişiminin ve evet. orada yaşayan halkın büyük bir tepkisi var. Ee, yaklaşık henüz planlar elimize geçmiş olmasa da İstanbul Boğazı'nda 5000 teknelik bir marina yapımı söz konusu. Her ne kadar tekne park dese, deseler de. Daha önce 89 yılında yapılmak istenmiş karşı çıkılmış yapı yapılamamış ve e, çok güzel bir şey hazırlamışlar bebekler. Şöyle göstereyim ekranlarda. Arkadaşlarımız yakınlaşabilirlerse. Eee bebekte Tekne Parkı halinde bir böyle evet. insanlar orada kapılarına asıyor ve eylem yapıldı 5 Nisan'da. E, bu tekne parkların, marinaların İstanbul Boğazı'nda yapım yapımına Türk Kılavuz Kaptanları Derneği nasıl bakıyor? Şimdi özellikle e, biz arkadaşlarımızla kılavuz kaptan arkadaşlarımızla bu konuları sık sık görüşüyoruz. Yani şöyle söyleyebilirim. Türkiye'nin en çevreci insanları bizleriz. Çünkü 24 saat bu işin içindeyiz. Bu tekne parklarının açılması kesinlikle olmaması lazım. Ben bunu teknik olarak şöyle açıklayayım. İstanbul Boğazı'nda bildiğiniz gibi dört tip akıntı var. Evet. Yüzey akıntısı, dip akıntısı, 15 metrenin altında dip akıntısı, orkoz ve anafor akıntıları. Şimdi bu tekne parkları yaptığınız zaman örneğin Bebek Koyun'a oradaki su sirkülasyonu, su hareketi, ...yüzeydeki su hareketini engelleyecektir. Dolayısıyla o bölgedeki kirlenmenin... ...yani denizin kendi kendini temizleme fonksiyonunun... ...engellenmesi manasına gelecektir. Dolayısıyla 15 milyon insanın hak sahibi olduğu... ...Bebek veya İstinye gibi... ...daha yukarıda Tarabya'da yapılan bu e, tekne parklar... E, ...kesinlikle e, yapılmaması lazım. E, su sirkülasyonunu engellediği için yapılmaması lazım... Yani bilmiyorum 500 veya 1000 tekne için 15 milyon insanın hakları veya tüm dünyanın haklarının olduğu e, bu bölgenin e, bu şekilde tekne parklarla engellenmemesi lazım. E, kesinlikle kirlenmeyi artırıcı sebeptir tekne parklar. E, peki e, geçmişte de en fazla 1979'da yaşanan İstanbul Boğazı'nda yaşanan e, Haydarpaşa önünde Roman Bandıralı İndepentan'da ve Evriyali gemisi çarpışmıştı ve 95 bin ton petrol denize dökülmüştü. Bununla ilgili görüntüleri de siz az önce arkadaşlarımıza vermiştiniz. Onları da ekrana alabilirsek. 43 denizci hayatını kaybetmişti. Yine böyle uzayan bir şey var elimde liste var. Ee, en büyüğü 94'te de yine Nasya'nın tankerinin, kuru yük gemisinin kazası vardı. Ee, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yaşanan tanker kazalarına bakarsak nasıl bir durum çizersiniz bize? Şimdi daha önce de söylediğim gibi yani bu Hazar petrollerinin e, Türk Boğazları yoluyla taşınması e, kabul edilemez. Yani bunların boru hatlarıyla taşınması lazım. Neden? Az önce söylediğim gibi e, dünya mirası ilan edilmiş İstanbul. İstanbul şehri, İstanbul boğazı. Ee, diğer tarafta burası biyolojik bir koridor. 33 canlı var. 33 canlı var. Diğer tarafta dönem dönem geçen kısa burun yunusları var. Birleşmiş Milletler koruma programı tarafından e, türünün korunması gerektiği, Koruma altına almış bir tür var. Diğer taraftan İstanbul fauna ve florası. Diğer taraftan e, Akdeniz'de korunması gereken 100 sit alandan birisi İstanbul. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Buradan tankerler geçtiğini. Yılda 150 140 milyon ton tehlikeli yük geçiyor. Bunu 9 bin tankerle taşınıyor. Zaten 50 bin tane gemi geçerek e, dolaylı yoldan İstanbul'u e, ve e, Boğaz'ı ve şehri kirletiyor. Nasıl kirletiyor diyeceksiniz. Örneğin e, bir geminin geçtiği zaman 100 arabanın e, verdiği egzoza eşit bir kirlenme yapıyor. Eksozuyla. Diğer taraftan Gemiler geçerken taşıdıkları balast suları var. Balast suları dediğimiz yani geminin denge ve stabilitesini sağlayan su. Bunlar boğazlardan geçerken zaman zaman basıyorlar ve yani dışarı veriyorlar. Bunların getirdiği mikroorganizmalar, tehlikeli mikroorganizmalar da Türk boğazlarına zararlı canlıların gelmesine yol açıyor. Örneğin yapılan araştırmayı söylüyorum. TÜBİTAK'ın yaptığı bir araştırma var. Şimdiye kadar 66 tane yabancı tür gelmiş. Türk sularına. Bunların 19 tanesi zaten zararlı. Yani tankerler için söylenecek bizim tek şeyimiz var buradan geçmemeleri. Peki nasıl bir çözüm? Yani Türk Kılavuz Kaptanları Derneği olarak nasıl bir çözüm öngörürsünüz? Şimdi bizim için çözüm şu. Bora hatlarıyla taşınması lazım. Mesela Tiflis, Bakü, Ceyhan Bora hattı bir çözüm müdür sizce? Yani şimdi biz bunun teknik taşınma yoluna Şöyle bakarız, biz Klaus Kaptan olarak İstanbul e, tarihi dokusu, e, fauna, florası e, 15 milyon insanı düşünürüz ve bunların İstanbul Boğazı'ndan geçmemesini gerektiriyoruz. Tiflis, Tiflis, Bakü veya başka bir boru hattı nasıl bir şey olursa olsun boru hatları yoluyla taşınması lazım. Yani bu e, şehir, boğazlar sadece bize değil dünya mirası. Evet. Ee, bir de yabancı kaptanların en çok zorlandığı yerlerden birisi herhalde geçiş anlamında İstanbul Boğazı diye biliyoruz. Doğru mudur? Yani Çanakkale Boğazı ile İstanbul Boğazını karşılaştırdığınızda ya da nasıl bir zorlukları vardır? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi İstanbul Boğazı coğrafi anlamda ve akıntı anlamında dünyanın en zor su yoludur. En zor su yoludur. E, trafik anlamında da Malaga Strait'ten, Singapur Malaga Strait'ten sonra dünyanın ikinci ağır trafiğine sahip bir yoldur. E, bu yüzden e, yani İstanbul Boğazı'nı anlatmakla bitmez, e, diğer taraftan günde 2500 e, yerel hareket var. Hı hı. E, bu yüzden İstanbul Boğazı çok önemli. Diğer yerlerle karşılaştırdığım, örneğin ben Panama kanalını gördüm, Süveyş'i biliyorum. E, Bunlara göre İstanbul Boğazı kesinlikle çok tehlikeli bir su yolu. Gemi kaptanları bu yüzden de Montre anlaşmasına göre klaus kaptan almak mecbur olmamasına rağmen özellikle büyük tankerlerin klaus kaptan almaktan almak isterler çünkü çekinirler. En tehlikeli su yolu Peki VTS sisteminden de bahsettim az önce. Yeterli midir sizce? Kıyı aldığı e, deniz itfaiyesi kurulmuş mudur? Ben kurulmadı diye biliyorum ama e, bir yangın çıktığında ya da acil bir durum olduğunda İstanbul bazında biz İstanbul olarak nelerle karşılaşabiliriz? Şimdi e, geçen yıl biz Türk Lavuz Kaptanlar Derneği olarak Türk bazlarında acil durum yönetimi diye bir panel düzenledik. Evet. Şimdi orada yaptığımız çalışmalar şu gözüktü. Gemi trafik hizmetleri, Geldikten sonra tabii e, trafik daha düzene girdi. Kazalarda azalma oldu. Ama tam anlamıyla yeterli mi? Değil. Çünkü Türk Boğazları'nda gemi trafik hizmetleri dışında diğer deniz polisi, e, itfaiye veyahut da sağlık filan hiçbirinin acil durum yönetimi yok. Acil durum planı yok. Sadece gemi trafik hizmetlerinde var. Ama ne olması lazım? Genel olarak Türk Boğazları acil durum yönetimi olması lazım. Sizin dediğiniz az önce deniz itfaiyesi diye bir şey yok. Yani mi? yani Bir Independent'a kazası olduğunda o gün İstanbul zaten aydınlandı evet. diyorlar ona tanık olanlar. Ve büyük kendi kendine sönmüştü yanlış evet. hatırlamıyorsam. Doğru bakın e, çok güzel. Ya Bu iki kazaya da değinebilirsek seyircilerimiz tabii, tabii, durumun tabii. vehametini tabii. ya da çözümünü daha kolay tabii. algılayabilir diye düşünüyorum. Şimdi o 15-11-1979 yılında olan İndependenta'yla e, Eribaile kazasında e, 95 bin ton petrol ham petrol denize döküldü. Bunun yaklaşık 30 bin tonu yandı. Ve bunun sonunda 5 kilometre, 5,5 kilometrelik alanda %96 civarındaki canlı öldü. Hava kirliliği ayrıca bir şey. 43 kişi vefat etti, öldü. Diğer taraftan yani bunu kendi kimse bir şey yapamadı. 36 günde yana 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 ancak o şekilde söndü. Yani yangın, hı hı. E, yanma sonucu. Zaten uzun yıllar onun batığı Haydarpaşa açıklarında e, durdu. Yani o yılları bilenler çok iyi bilir. E, durumun vahametini anlamanız için, e, seyircilerimiz de anlaması için şunu söylemek istiyorum. Uluslararası Deniz Savunmaları Enstitüsü var. Bunlar bir araştırma yapmışlar. Bu araştırmaya göre orta boy bir LPG tanker. Yani LPG tanker dediğim şu evde tüpler falan var ya. Evet. Evet. Onları mutfak tüplerin onları taşıyan bir 150 metre boyunda diyelim ki bir tanker patlaması durumunda, vahamet anlamanız için söylüyorum, 3 kilometrelik alanda canlı kalmaz, 20 kilometrelik alanda 8,5 şiddetinde deprem olacağını belirtiyor. Yani İstanbul'da 8,5 şiddetinde bir deprem olabilir. Olabilir. Gemileri <laughs> evet. kazasıyla. LPG tanker patlamasıyla. Şimdi Nasya olayına göre... Diyelim gelen... e, bir reklam arası verecekmişiz. Reklamlar diyelim daha sonra kaldığımız yerden devam edin. Evet reklamlardan sonra çevreci bakış programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranlarına Cem TV ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için hemen hatırlatayım. Türk Boğazları'nda yaşanan çevre sorunlarını konuşuyoruz. Konuğumuz Türk Kılavuz Kaptanları Derneği İsmail Başkanı İsmail Akpınar. En son 79'da yaşanan tanker kazasından bahsettik Independenta'da. Şimdi 94 yılında yaşanan Nasya Gemi kazasından bahsedelim ve evet. daha sonra Marmaradaki yaşanan çevre kirliliğine, Marmaradaki denizindeki çevre kirliliğine devam edelim. Evet, şimdi 94 yılında e, Nasya tankeriyle e, Shipbroker isimli iki gemi e, İstanbul Boğazı'nın kuzey girişinde çarpıştılar. Bunun sonucunda 20 bin ton petrol e, ham petrol e, denize döküldü. Bunun sonucunda da e, 30 denizci e, vefat etti, hayatlarını kaybetti. Bunda, bu olayda da büyük bir çevre kirliliği. Ee, peki burada bizim emniyet, kıyı emniyetinin kusuru var mıdır? Yani biz deniz itfaiyesinden bahsettik. Eğer deniz itfaiyesi olsaydı tabii 94 e, o dönem için siz tabii daha iyi bilirsiniz ama e, kurtulma şansı var mıydı 30 kişinin? Kıyı emniyet genel müdürlüğünün kesinlikle bir şeyi yok. E, o zaman zaten kıyı emniyet genel müdürlüğü diye bir kuruluş yoktu. Hı hı. Kıyı emniyet genel müdürlüğü ee, ben şöyle söyleyeyim, övgüyle bahsetmek lazım. Çok başarılı çalışmalar yapıyor. Gerçekten öyle. Mesela İstanbul Boğazı'nda, Türk Boğazlarında e, gemi arızaları olduğu zaman anında 5 e, dakika içerisinde rumorkör, güçlü rumorkörleriyle geliyor, müdahale ediyor Kılavuz Kaptanlar'la beraber. Kesinlikle e, Kıyı Emniyeti o, yıllar, o yıllarda yoktu zaten. E, şimdiki Kıyı Emniyeti olsaydı bu kazalar olmazdı diyebilirim. Tamam. Evet. <laughs> Öyle dediniz. E, 94 yılındaki kazaya dönecek olursak e, yani büyük bir felaketti. Tanker dışarıya çıkarıldı herhalde Haydar Paşa'dan diye. İş yok, Bu kaza, e, Nasya tankerinin kazası İstanbul Boğazı'nın kuzey girişinde oldu. Karadeniz'e çıkarıldı. Evet. O zamanki e, hava şartları gözlenerek e, yine bir kılavuz kaptan e, nezaretinde, kılavuz kaptan kontrolünde. Zaten Türk Boğazları'nda acil durum yönetimi olacaksa, bunun başkanının yanında mutlaka acil durum yönetiminde mutlaka bir kılavuz kaptanının olması gerek. Gemilerle ilgili bir e, e, patlama veya da çarpışmayla ilgili bir durum veya yanma, yangın olursa, çevre kirli olursa mutlaka bir kılavuz kaptanının olması gerek. Şimdi gelelim Marmara ile ilgili şeye. Marmara Denizi, Türk Boğazları içerisinde yer alan bir parça. Çanakkale, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı. Şimdi gemiler, e, dünya ticaretinin yükünün yüzde doksanı gemiler yoluyla taşınır. Ama bunlar taşınırken bir yandan e, faydalı bir iş yaparken diğer taraftan da zararları vardır. Örneğin daha önce söylediğim gibi bala suyu. E, örneğin diyelim ki okyanustan bir yerden gelirken, boşken bala suyu aldı. Bunu gelip Marmara'da attığı zaman oranın e, mikroorganizmaları ve zararlı organizmaları Marmara'yı kontamine ediyor, kirletiyor Zararlı atıklar. Az önce söyledim, 66 tane yabancı organizma gelmiş bizim sularımıza. Bunun 19 tanesi çok tehlikeli. Hatta bir şey daha söyleyeyim, bu petrol kirliliğinden daha tehlikeli mikroorganizmalar, zararlı mikroorganizmalar. Neden? Çünkü petrol kirliliği belli bir zaman sonra gider, ama bu istilacı mikroorganizmalar gemiler yolda, balast tanklarıyla gelen deniz yolda gelen canlılar orayı mahveder. Peki İstanbul'un tüm atıkları Marmara Denizi'ne boşalıyor. İstanbul kaynaklı, karadan kaynaklı çok büyük bir kirlilik var. Ee, balık çeşitlerimiz azaldı, nüferimiz kayboldu diye e, bizler yakınıyoruz İstanbullular olarak. E, bu tanker kazalarının... Yani geçmişten günümüze yaşanan tanker kazalarının ve sizin bahsettiğiniz bu geçişler sırasında bırakılan sintine sularının bundaki payı nedir? Marmara Denizi'nde ve Çanakkale Boğazı üzerinde konuşacak olursak. Şimdi işte az önce söylediğim zararlı organizmalar. Diğer taraftan sintine suyu dediğimiz yani geminin dip kısmında biriken atık sular. Ondan sonra bunlar hepsi Türk boğazlarındaki denizleri kirletiyor. Tabii dışarıdan karasal yolla gelen şeyler evet. de ayrıca etkiliyor. Bu şekilde balık nesli de tükenme yoluna gidiyor. Bunların hepsinin önlenmesi lazım. Evet. Önlenmesi için tabii ne yapmak lazım? Şu anda e, atık sular yönetmeliği var. Atık sular yönetmeliğinin çok dikkatli şekilde uygulanması gerekiyor. Peki gerek. yeterli midir bu yönetmelik sizce? Ya yönetmelik yeterli de uygulanması, uygulanması gerekiyor. Peki diyorum. bunun uygulamasındaki hatalar kimdedir en fazla? Yani bunun paylaştırılması nasıl yapılmıştır? Yani şimdi bunun ee, şöyle söyleyeyim. Ee, biz 24 saat kılavuz kaptanları olarak görev yaptığımız için bu e, işte bu gibi olaylara müdahale etmeye çalışıyoruz. Liman başkanlıklarına rapor ediyoruz. Örneğin büyükşehir belediyesi de tespit ettiği anda cezayı kesiyor. Yani kirlettikten sonra cezayı kesse ne olacak? Denizi kirletiyor. Yani çok daha caydırıcı cezalar olması gerekir. Peki 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de var. bu kapsamda İstanbul Boğazı'nın korunması anlamında bu sözleşmenin bir etkisi var mıdır? Yani uluslararası anlamda geçen tüm gemilere yaptırımlarımızı uygulayacağımızda konuda etkili midir bu sözleşme? Yani Sizce? şimdi bazı şeyler hep kağıt üzerinde kalıyor. Evet önemli olan ne yazık ki e, uygulamak gerekiyor kağıt üzerinde kalmaması gerek uygulanması gerek yani e, Türk boğazları gerçekten e, e, gemilerin e, kirli suları ondan sonra artıklıkları artıkları ve diğer nedenlerle kirletiliyor. bunun bir yolu var Birleşmiş Milletler e, Denizli Görüntüleri var International Maritime evet. Organization onların bir çalışması bir programı var Özel duyarlı deniz alanı yani bir parça koruyabilmek için örneğin İstanbul Boğazı veya Türk Boğazları özel duyarlı deniz alanı olsa e, gemi trafik hizmetlerinin yanında kılavuzluk hizmetleri mecburi olur. Şu anda mecburi değil. Evet. E, diğer tarafta gemilerin denizleri kirletmesiyle ilgili önlemler daha sıklaşır. Yani bir daha fazla koruma e, durumu olur. Şimdi örneğin 1991 yılında Avustralya özel duyarlı deniz alanı ilan Great Barrier Rift diye bir bölge var. Mercen kayalıklarına. Evet. Şu anda 10 tane deniz alanı, özel duyarlı deniz alanı ilan edildi ve daha fazla korunuyor. Peki İstanbul Boğazı neden ilan edilmedi? Çünkü UNESCO'nun kültür varlıkları, kültür mirası evet. listesinde ve çok önemli bir yer diyoruz. İstanbul zaten başlı başına bir kültür. Ee, neden İstanbul Boğazı bunun dışında bırakıldı? Şimdi bunun için e, öncelikle... E, Bakanlığımızın ulaştırma denizcilik haberleşme Bakanlığımızın bir çalışma yapması lazım. çeşitli neden özel duyarlı deniz alanı ile ilgili çalışmaları Marine Environment Protection Committee dediğimiz evet. IMO'nun alt komitesine başvuru yapması lazım. Peki, yani büyük bir çalışma öyle kolaylıkla olmaz evet, bu iş. Peki bir başlama var mıdır sizin haber aldığınız size baş, görüşünüz için başvurdukları bir Durum var mıdır? Yani Türk boğazları ile ilgili çeşitli tedbirler alınıyor, çalışmalar var. Bizim geçen sene Türk boğazları acil durum yönetimi ile ilgili çalışmamız bütün bakanlıklara gitti. Bizim başvurumuz üzerine AFAD da bu konu üzerinde çalışmaya başladı. Tabi e, tabii bu arada siz tabii Türk kılavuzları olarak İstanbul Boğazı'nı ve Çanakkale Boğazı'nı çok iyi bilenler Densiniz. Ayrıca çevrecilerin yaptığı eylemleri de unutmamak lazım. Eğer evet. ekrana verirlerse arkadaşlarımız onların yaptıkları, yıllardan beri yaptıkları Türk Bağzı'nın korunması için büyük eylemler vardı. Bunların da bir parçası vardır diye düşünüyorum. Tabii tabii kesinlikle. Ben o eylemleri hatırlıyorum. Hatta Zafer Murat Bey bu işin öncülerinden sizle beraber sivil toplum kuruluşlarının yaptığı, Türk Boğazları ile çevre ile ilgili yaptığı çalışmalar hakikaten daha çok ses getiren hem ülkemizde hem dünyada ses getiren evet. örnekler, çalışmalar. Biz o çalışmaları takdirle izliyoruz. Peki bir çılgın proje var sizde yani tüm Türkiye artık duydu. Kanal İstanbul projesi var. Peki bu e, siz nasıl bakıyorsunuz? Türk Kılavuzları olarak bu projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Türk Kılavuz Kaptanlar derindeki arkadaşlarımızla sık sık bu konuları konuşuyoruz. Biz e, olayın kılavuzluk yönüne bakıyoruz. Yani biz burada kılavuzluk hizmeti nasıl verebiliriz? Nasıl yapabiliriz? Diğer taraftan çevreye etkisinin e, mutlaka ki olumsuz yanları olacak yani. Yani Kanal İstanbul bir, bir çözüm müdür sizce? Yani Kanal İstanbul yerine ben şunu şey yaparım. E, bu Hazar petrollerinin İstanbul Boğazı'ndan taşınmaması, boru hattı yoluyla taşınmasını tercih ederim. Mümkün olduğu kadar çevreye dokunmadan Çözümler üretmekte fayda var. Mümkün olduğu kadar, elden geldiği kadar. Çünkü e, bizden sonra gelecek nesillere, e, e, insanlara, çocuklarımıza ve diğer canlılara daha iyi bir çevre bırakmamız gerek. Evet, ee, tabii... Konuşacak çok konu var, süre sınırlı, o yüzden hızlı hızlı konuşmak istiyorum. Evet. E, Türk boğazlarında e, 2000'li yıllarda yapılan bir çalışmada son 50 yılda İstanbul boğazında 385, Çanakkale boğazında 85, Marmara denizinde 25 kaza meydana geldi diye bir not düşmüşler. E, yani bu giderek artıyor mu, azala, azalıyor mu, nedir durum? Size? Şimdi e, şöyle söyleyeyim, gemi trafiği sürekli artıyor. Ama diğer taraftan VTS dediğimiz gemi trafik hizmetlerinin e, kıyı emniyet tarafından konması e, kazaları bir miktar tabi aşağıya çekti. Daha iyi oldu. Kılavuz kaptanlar özellikle sürekli gemiler üzerinde oldukları için aşağıya doğru çekiyorlar. Ama şimdi Türk Boğazları'nda e, kılavuz kaptan alma mecburiyeti olmadığı için özellikle kılavuz kaptan almayan gemilerde bu istatistiklere bakarsanız %80 Peki almayanların oranı nedir? Tehlikeli atık taşıyanların? Yani e, almayanlar oranları şimdi şu anda şöyle söyleyeyim yüzde %68 %68'e yakını Al. almıyor. Montreux nedeniyle. Montreux yani. nedeniyle. Ama şimdi Kıyayımlı Et Genel Müdürlüğü gemi trafik hizmetleri özellikle tankerlerin alması için Strongly Advised dediğimiz kuvvetle, e, baskıyla e, almalarını tavsiye ediyor. Yani tavsiye etmek yeterli midir sizce? Yani ne e kadar yaptırımı? Tabii ki biz kılavuz kaptanlar olarak kılavuzluk hizmetlerinin Türk Boğazlarında mecburi olmasını isteriz. Peki yaşadığınız sorunlar için. nelerdir? Türk Boğazlarında kılavuz kaptanları olarak yabancı gemilere hizmet verirken sorunlarla karşılaşmışsınızdır. Bu zorluklar nelerdir? Şimdi bizim özellikle bakın şöyle söyleyeyim. Türk Boğazlarında trafik şeritleri var. Trafik şeritleri içerisinde seyreden gemilere uygun diğer unsurların seyir yapmasını isteriz. Diğer taraftan örneğin Türk Boğazlarında e, trol çekilmesi yasaktır. Evet. Trol çekiliyor. Trol çekildiği çekiliyor. zaman işte o diğer hem canlılara, evet. diğer balıklara, diğer canlılara e, yok olmasına yok e, sebep olunuyor. Diğer taraftan da gemi trafiğini olumsuz etkiliyor. Düşünebiliyor musunuz? 300 metre boyunda 150 bin ton ham petrolle bir kılavuz kaptan boğazdan geçerken önünde bir trol çekiyor. Hiçbir yere kıvırdıyamıyor. Yani biz bunu defalarca dile getirdik ama bir türlü bu trol işini Özellikle geceleri. geceleri zaten yakalanan evet. tekneler bağlanıyor zaten sabah evet. herkes görmüş oluyor ama evet. e, özellikle geceleri herhalde. Kulesi'nin ve... önüne gelin geceleri görürsünüz doğru söylüyorsunuz. Tamam bir gün geleceğim ve göreceğim <gülüyor> <gülüyor> öyle söyleyeyim. Evet. E, ayrıca e, deniz ulaşımı e, İstanbul Boğazında yani İstanbul'da ne yazık ki çok az kullanır, kullanır, kullanılıyor. E, arttırılması sizce nasıldır yani sizi etkiler mi gemi geçişini etkiler mi? Şimdi, e, gemi geçişini etkiler tabii de şöyle bir şey var. Yerel trafik rehberi vardı. Evet. Yerel trafik merkezi de Karaköy iskelesinin üzerindeydi. Evet. O biliyorsun bir nedenle battı o şey. Yerel evet. trafik rehberi merkezinin mutlaka aktif hale getirilmesi lazım ve yerel trafik rehberi kurallarına göre yerel unsurların e, uygun seyir yapmaları lazım. Çünkü İstanbul'da biliyorsunuz trafik çekilmez. Hal aldı Yani buraya evet. gelirken bile sabah olmasına rağmen çok büyük bir trafik vardı. Ee, bunun çözümlerinden birisi de deniz ulaşımı diyoruz. Yani evet. herkes deniz ulaşımı diyor ama bu nasıl yapılmalı, nasıl olmalı? Ve insanlar da e, tekne, bebekte tekne park yapacağına bize deniz ulaşımını daha fazla ver diye bir fer Bravo. feryatta doğru. bulunuyor. Doğru. E, tabii sizin de değerlendirmeniz, sivil toplum kuruluşlarının evet. değerlendirmesi de bu, bu açıdan önemli. Doğru, çok doğru bir yaklaşım. Tekne park yerine... Deniz ulaşımı belli bir düzen içerisinde artırmakta fayda var. Tekne, parklar yerine. Çünkü gerçekten deniz trafiği, yerel trafik, az önce söyledim 2500 hareket. Daha da fazla bir hareket oluyor ama onun bir düzen içerisinde olması lazım. Kurallara uygun şekilde olması lazım. Yani büyük gemilerin önünden geçişlerin veya yanından geçişlerin e, kurallara uygulup uygulanıp uygulanmadığına dikkat edilmesi lazım. Örneğin biz kılavuz kaptanlar olarak Türk Boğazları'nda seyir yaparken gemi trafik hizmetleri bizimle devamlı e, şeyle dediğim i̇letişim. iletişim halinde. Ama şimdi gemi trafik hizmetleri e, dışında e, gemi trafik hizmetleri yerel trafiğe bir şey yapamıyor. Yerel trafiğin mutlaka bir yerel trafik kontrol merkezi tarafından kontrol edilmesi lazım. Örneğin Yeniköy'den Köy'den orada Tekneler var küçük teknelerle e, karşıya geçebiliyorsunuz Yeniköy'den ama bazen çok büyük teknelerle karşılaşabiliyoruz. O anda işte tehlikeli bir karşılaşma durumu oluyor. Bunların önüne geçmek dediğiniz gibi herhalde bu yerel trafik düzenleme e, merkezleri sayesinde olacaktır. Evet. Şimdi Yeniköy'deki e, ben şimdi şöyle söyleyeyim yerel trafik e, konusunda Yeniköy'den e, Beykoz'a geçen evet, Beykoz. tekneler gerçekten onlar çok iyiler. Evet. Onlar her zaman büyük gemilere yol verirler. Evet. Ama bir Haydarpaşa'dan çıkan veyahut da Eminönü'nden çıkan o yerel trafik unsurları zaman zaman çok tehlikeli. Haydarpaşa'dan çıkan derken büyük şehir vapurlarından mı bahsediyorsunuz? Onlar da sorun değil. Diğer tekneler var. Yani küçük teknelerden. Özel tekneler, özel küçük tekne. balıkçılar. balıkçılar. Tabii. Trafik şeritleri içerisinde olta balıkçılığı yapıyor örneğin. Yani... Büyü... Ve korkusuzca yapıyor. Ve korkusuzca yapıyor ve büyük gemiye diyor ki zaman zaman aşağıdan bağırıyor kaptana Ya biraz yani. öteden gitsene. Yani o kütleyi hareket etmek o kadar kolay değil. Yani biraz ya. öteden gidilmiyor. Tabii. Yani böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Evet. Ee, böyle durumlarla karşılaştığında hiç kaza oldu mu? Yani sizin birebir yaşadığınız kaza örnekleri var mıdır? Yani bu trafik akışı sırasında. Ya da bu verdiğiniz örnekler sırasında. Şimdi bu örnekler sırasında biz e, e, kılavuz kaptanlar olarak tüm tedbirleri alıyoruz. E, gemilere zaten kılavuzluk hizmeti vermeden önce çıktığımız zaman bütün kontrollerini yapıyoruz. Yapılması gereken bütün e, çekler yapılıyor. Peki o kontroller nelerdir? Yani anlayabileceğimiz dilden. Tabii sizin kullandığınız bir e, bir jargon var, bir terim var Tabii. ama bizim daha basit anlayabileceğimiz... Tabii sizin anlamanız için söyleyeyim. Gemilerin baş tarafında iki tane... Şey, e, e, demir olur. Bizim demir dediğimiz, evet. sizin çapa dediğiniz iki demir. Onların hazır olması gerek. Neden? Gemi bir makine arızası yaptığında kılavuz Kaptan o gemiyi durdurmak için. Örneğin bir arkadaşımız, bakın bir şey söyleyeyim Oğuz Kaptan diye bir arkadaşımız çok önemli bir olay yaptı. Bu e, kendisi Oğuz Kök isimli arkadaşımız 2006 tarihinde jet yakıtı. Çok tehlikeli bir yakıtı. Evet. Yaklaşık 90 bin ton jet yakıtıyla Genmar Star diye bir gemiyle İstanbul Boğazı'ndan şeyden Kanil'den geçip İstanbul Boğazı'na güneye inerken makine arızası yaptı. Ve bu yaklaşık 300 metre boyundaki gemiyi demir atarak durdurdu. Yani bu olağanüstü bir şey. Ve bu arkadaşımız Klaus Kaptan o International Maritime Organization tarafından yılın denizcisi adayı gösterildi. Evet. Jet yakıtı düşünebiliyor musunuz? 90 bin ton ee, makine arızası var, Beşiktaş'ı önlerinde durdurdu. Çevreciler de ödül verdi diye hatırlıyorum. Evet, çevreciler de ödül verdi. Evet. Deniz Ticaret Odası da ödül verdi. Büyük bir olay durmasaydı, durduramasaydı, demirleri atmasaydı, uygun manevra yapmasaydı. Refleksler herhalde o anda çok Kesinlikle. önemli. Kesinlikle. Kılavuz kaptanlık zaten tecrübeye dayalı bir iş. Kılavuz kaptan yaşlandıkça kıymetlenir. Yani. evet peki eğitim alacakları yeterli midir Türkiye'de? Mesela ben deniz hukuku yüksek lisansı yapmak istiyordum. Hı. Yani e, üniversitelerimizde yeter yeterince olmadığı için o bölümlerden açılmadığı için Hı. yani başka bir alana yönelip oradan tezime öyle vermek evet. zorunda kalmıştım. E, nedir durum eğitim açısından? Şimdi bakın ben size açıkça söyleyeyim. Türk kılavuz kaptanları dünyanın en iyileri. Bunu ben söylemiyorum. İngilizler eee international e, İngilizler'in e, Pilot Association'u, e, İngiltere'de bir şey yaptılar, kongre, geçenlerde daha Kasım ayında. Orada dünya denizcilik filosunun %97'sini elinde bulduran sigortacılar var, piyano kulüp sigortacılar. Onlar bir çalışma yapmışlar. Klaim açısından, yani hasar açısından en düşük claim, en düşük hasar Türk Klaus Kaptanları'nda var. En iyiyiz. En iyi olduğumuz için örneğin bir arkadaşımız Dünya Klaus Kaptanlar Birliği Başkan Yardımcılığı yaptı. Ben... Avrupa Kılavuz Kaptanlar Birliği Başkan Yardımcılığı yaptım. Dünyanın en iyisiyiz. En iyi eğitim alıyoruz. Hepimiz İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesiyiz. Ve yaklaşık 15 yıl denizde çalıştıktan sonra çeşitli imtihanlardan geçtikten sonra buraya geliyoruz. Ayrıca her yıl 2 yılda bir tazeleme eğitimler alıyoruz. Her 2 yılda bir check-up'tan geçiyoruz. Yani e, kılavuz kaptan olmak o kadar Kolay bir şey değil. Peki üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde her ne kadar deniz kültürüne uzak olsak da yani biz e, Türkiye halkı olarak e, diğer denizlerimizde durum nedir? Akdeniz'de, Ege'de yani sadece Türk Boğazı özelinde değil de genel anlamda baktığımızda durumumuz nedir? Türkiye raporu nedir? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Denizlerimizde çevrecilerin yani sizlerin sayesinde bir bilinçlenme var. Gerçekten var bu. Bunu zaten e, şeylerde televizyon yayınlarında gazetelerde görüyoruz. Bilinçlenme var ama kirlenme de bir yandan hızla atıyor sanayi artıkları, karasal e, insanların yaşamları nedeniyle denize verilen atıklar e, büyük bir kirlenme var. Yani e, biraz daha hareketlenmemiz lazım. E, bakanlığımızın işte çevre bakanının e, bu işi anlayanlarla beraber, çevrecilerle beraber çözümleri beraber üretmesi lazım. Çünkü denizde Balıklar, diğer canlılar hakikaten bu kirlenmeden büyük zarar görüyor. Yani Ege'de ve Akdeniz'de de durum İstanbul yani Marmara Denizi özelinde Kim, olduğu gibi yine evet. aynı boyutlarda aynı, diye aynı. Evet. Ee, evet. yani bu sözlerinizden bunu evet. çıkartıyoruz. Ee, peki e, siz gelecek anlamında neler yapmalıyız? Olumlu bazı şeyler yok mudur? Yani biz hep iç karartıcı şeylerden bahsettik. Son 10 hmm. dakikanın içerisindeymişiz. Ee, olumlu bazı bir şeylerden de bahsedelim de evet. seyircilerimizin biraz içi açılsın. Evet. En azından hep kötü Doğru kötü kötü. Yok, e, her şey eğitime bağlı. Ya i̇nsanlarımız ne kadar eğitimli olursa bilinçlenirse kültür seviyesi artarsa deniz kültürü artarsa o kadar daha iyileşecek. Bakın az önce söylediğim gibi çevreci sayımız gittikçe artıyor, evet. daha bilinçleniyor. Özellikle gezi tabii, olaylarından tabii çok, sonra. Çok iyi, çok çok iyi. Ee, okullarda bu şekilde eğitim vermesi çok iyi. Ee, diğer taraftan televizyonlarda program evet, yapabiliyoruz. Tabii, artık. Tabii, en azından <laughs> televizyonlarda sizin gibi program yapanlar var. Diğer taraftan işte yeni de olsa yeni değil de bakanlığımız çeşitli yönetmelikler çıkarıyor. Bunlar zamanla uygulana uygulana daha iyi hale gelecek. Evet, ee, tekrar İstanbul Boğazına dönecek olursak eklemek istediğiniz aklınıza gelen bazı şeyler var mıdır? Önemli olan noktalar var İstanbul, Hangi noktalara dokunmak şimdi ben istersiniz? Size açıkça şunu Dikkat çekmek istersiniz? Türk Boğazları, Çanakkale, İstanbul, Marmara, İstanbul Boğazı özellikle çok önemli. 15 milyon insan yaşıyor. Bu insanların 24 saat boyunca yaşamlarını borçlu olduğu insanlar, görünmez kahramanlar, kılavuz kaptanlar. Bunu bilsinler yani. Evet. Mesela şu anda Klaus Kaptan derken bir geminin oya başarın yalısına çarptığı görüntüsü 63'lerde de evet. öyle bir iki kişi ölmüş herhalde. Öyle bir evet. kaza okumuştum haberlere evet. bakarken böyle arşiv evet. karıştırırken. Eee Klaus Kaptanların ne kadar önemli olduğunu e, anlıyoruz. Peki e, bu %63 demiştiniz. 68. Yanlış. 68 kısım neden Klaus Kaptan almaz bu kadar tehlikeli bir yolda? Şimdi, bunu sorayım siz. Bunu işte, denizci denizcinin dilinden söylüyorum. anlar. Montre anlaşması, o 36'da yapılan Montre anlaşması ki o zaman 4.500 gemi geçiyormuş, şimdi 50 bin gemi geçiyor. O zamanki şartlara göre düzenlenmiş, işte klavuz kaptan alma mecburiyeti olmadığı için bu şekilde bir yapılanma oluyor. Bundan dolayı oluyor. Peki diğer gemi, yabancı gemileri gemilerin kaptanları bunun farkında değil midir? Yani nasıl böyle bir tehlikeyi göze, göze alabiliyorlar? Yani bunlar ee, Yani sadece İstanbul Boğazı açısından değil, hadi onların üzerinde düşündüğümüzde ekonomik bir kayıp da aynı ben zamanda. Ben size bir gerçeği, realiteyi söyleyeyim. Bütün gemi kaptanları klaus kaptan almak ister. Çünkü klaus kaptan Peki önündeki engel nedir? Önündeki engel nedir? Geminin sahibidir, işletmecisidir. Çünkü klaus kaptan almak bir maliyettir. Evet. O maliyeti den sakınmak için kılavuz kaptan almamasını tavsiye ederler. Bütün gemi kaptanları kılavuz kaptan almak ister, emniyette geçmek ister. Yani önün en, e, önündeki engel esas gemi sahipleri ve işletmecilerdir. Yani gemi sahiplerinde bir problem var tabii, açıkçası tabii. maliyetleri düşürmek tabii, adına. Tabii. Yani kapitalist sistem adına yine çevre, evet. insan yaşamı. İyi yani özellikle oluyor. Türkiye'den geçtiği evet. için Türk halkı, evet. İstanbullar 15 milyon evet. bir ülke nüfusu tehlikeye atılıyor yani Aynen, göz gö evet. göre evet. göre. Evet. Ee, peki e, tekrar yalnızca tabii e, gemi kazan e, programımızın sonuna gelmişiz. E, eklemek istedikleriniz başka bir şey var mıdır? Altını çizmek istediğiniz, buradan e, seyircilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Vallahi ben e, seyircilerimize şunu söylüyorum, e, mutlaka çevre bilincinin artması ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hareket edilmesi. Çünkü bu gelecek nesillere bırakacağımız bir şey. Diğer tarafından Türk Kılavuz Kaptanlar Denili olarak Türk Boğazları Acil Durum Planı'nın ve kondensasyon Planı'nın, beklenmedik durum planlarının mutlaka AFAD tarafından gerçekleştirilmesi gerek. Yani buradan da afada seslendiniz. Evet. Umarım onlar da yetkililere ulaşmıştır, eminim evet. ulaşmıştır. Onlar da inşallah gerekeni yapacaktır. Ee, sevgili seyir, size çok teşekkür ediyorum ben teşekkür programımıza ediyorum. katıldığınız Klasik için. Sağ olun e, teşekkürler. Ee, sevgili seyirciler programımızın sonuna geldik. Haftaya 11:45'te yeni bir çevreci bakış programıyla karşınızda olacağız. Sizleri ekranlarınızın başına bekliyoruz. İyi günler diliyorum.